Mis gibi hava. Harika. Oh, vallahi oksijen falan ne iyi ettik de kız kıza kamp yapmaya geldik. Evet abi ya. Kız kıza harika bir şey. Resmen bize yazan erkek yok. Neredesin diye arayan yok. Doğayla baş başa. Oh be. Hiç merak etmeyin. Yoga ve meditasyon yaptıktan sonra bütün geçmişimizden arınacağız. Tertemiz olacağız. Ve en önemlisi kızlar, burada hiçbir erkek enerjisi olmayacak. Anladınız mı? Hayır, hayır, bile geçmeyecek. Evet. Çak. Bir şey diyeyim mi? Söyle. Daha da güzeli burada telefonlar çekmiyor. Ya. Oh, hiç kimse bize ulaşıp bizi rahatsız edemeyecek. Harika. Telefon. Çiçek. Benim mi? Evet. Abi nasıl oldu ya? Nasıl oluyor bu çiçek? Nasıl çiçek? Ay çok pardon kızlar ya. Alo, kimle görüşüyorum? Çetin? Nasıl yani? Sen beni nasıl buldun? Askeri telsizle mi? Onu nereden buldun? Jandarma mı? Ay nasıl ya? Alo? Ya seni duyamıyorum. Çok ses var. Neredesin? Helikopterde mi? Çetin! Ah! Ya sana inanmıyorum. Sen buraya da mı geldin? Çiçek, kusura bakma. Yine kitaba dalmışım. Seni fark etmedim. Ama yani hem helikopterden atlayıp hem kitap okuyamazsın Çetin. İşte ben. Sen niye geldin? Enerjini özledim be Çiçek. Aa. Sen benim için çıplak ayakla çimlere basmak gibisin. Üzerimdeki hayat yorgunluğunu seninle atıyorum adeta. Ben senin şimdi böyle boğazına sarıl bu hayat yorgunluğu diyor musun? Çiçek, enerjimizi bozmuyoruz kızlar. Amacımızı unutma. Sakin ol. Kim bu arkadaş? Çetin. Namı diğer printer Çetin. Merhaba. Merhaba. Ben Çetin. Siz de ormandaki diğer güzel çiçekler olmalısınız. Merhaba, ben Yeter. Ben de Leman. Ama biz çiçek miçek değiliz ki, kadınız. Değilsiniz tabii. Tabii ki değilsiniz. Kadınlara kadın demeyen erkeklerden tiksiniyorum. Lanet olsun onlara. Yüreğimin bitki örtüsünde gözleriniz filizlendi şu an. Ve ben onlara bakarak ağlıyorum. Çetin, boşuna ağlama. Biz buraya arınmaya geldik. Arınmak mı? Hı hı. Çok iyi fikir. Hadi arınalım. Sevgisizlikten, aşksızlıktan, mutsuzluktan gelin beraber arınalım. Ne dersin Leman? Ya sen arınmıyorsun ki sen aranıyorsun kardeşim. Ne ya bu yazılım mühendisi mi? Çok güzel yazıyor vallahi. Çok net bir insansın. Çok doğal, çok içten, çok samimisin. Şimdi de seni merak ettim. Hadi abi ya. Sen ne yer, ne içer, neler yaparsın? Sevgili arkadaş Çetin, biz burada kız kıza buluştuk. Birazdan çadırımızı kurup kamp yapacağız ve huzuru bulacağız. Bugün bizi rahatsız etmezsen çok seviniriz. Sen sevinmek iste, ben bir ömür görünmez olurum. Kendimi kendimden silerim. Anlıyorum arkadaşım. Hadi az öte, hadi. Hadi anne. Peki o zaman. Siz burada durun, ben biraz ötede kamp yaparım. Hala sesin çıkıyor Çetin arkadaş. Hadi, hadi. Bana bulaşma. Bana bulaşma. Tam da seni merak ediyorum. Tamam, yok, beni merak et. Ah çam. Bayılırım çama. İnsanlar genelde meşe sever ama işte ben doğuştan çamcıyım. Şu çadırı kuralım artık. Ah kızlar. Kızlar durun. Durun. Siz zahmet etmeyin. Çadırı ben kuracağım. Arkadaşım, ben senin maksadını anlıyorum da çadırı biz kendimiz kurabiliyoruz. Ne kadar açık sözlü bir insansın Yeter. Çok doğal, çok içten, çok samimisin. Şimdi de seni merak ettim. Çetin'im. Sen ne yer, ne içer, neler yaparsın? Hah, doğa yürüyüşü de başladı. Yaman'cığım, şu ateşi yaksanıza. Tamam. Bir dakika. Bu kadar samimiyetin ve güzelliğin olduğu bir yerde ateş yakmanıza gerek yok ki. Ya susun ya. Saatimi gördünüz mü? Çetin sen evet gördük, sabahtan beri gözümüze sokmaya çalışıyorsun. Sen yeni saat mi aldın? Evet. Beğendin mi? Ah beğendiysen senin olsun. İstemiyorum senin saatini. Aa olur mu? Evet. Aa ne yapıyorsun? Ay istemiyorum. Aa! Çok yakıştı. Şimdi saati sana takınca sen ne oldun? Ay ne oldum? Saatli bomba. Ay yok. Ay, yok. Ay, ya. Ay korkunç. Ya, ne yaptın? Hoca gibi bu ya. Tamam.
Ya tutarsa diye herkese yazıyorsun sen be. Tamam kızlar, lütfen. Tamam. Bakın amacımızdan sapmayacağız dedik ya arkadaşlar. Hadi ne olur sakin olalım, tamam mı? Tamam ya. Yolumuza başlayacağız şimdi az sonra. De bize... Gençler! Gençler merhaba! Ben burada ormancıyım. Hı. Bak kamp yapmışsınız ama uyarayım. Burada ayı çıkabilir, size saldırabilir. Ormancı amca, ormancı amca. Bu kadar zamandır gezersin ormanı, doğayı. Söyle bana, bu kadar güzel çiçekleri hiçbir arada gördün? Hangisi? Ben bir şey görmedim. Bak, gördünüz mü? Adam senelerdir ormancılık yapıyor ve sizin kadar güzel çiçekleri ya. O da görmedi. Bak, burada ateş yakılmış. Dikkat edin, alev etrafa sıçrayabilir, orman yanabilir. Peki ormancı amca, benim yüreğimdeki yangın ne olacak? Ay. Şu gözlerden çıkan kıvılcım başlattı o yangını. Oğlum ne diyorsun? Bak, benim olayım orman diyeyim. Kibrit falan çakmayın. Gözünden milletin kıvılcım çıkartmayın. Etrafa kıvılcım saçabilir, orman yanabilir. Kızım ayı gelebilir, size dalabilir diye bir an inanmayacağız herhalde. Doğru. Kızlar, sakiniz, enerjinizi evet. Bozmayın. Sen şöyle geç. Arkadaşım Çetin, buraya kadar sana fazlasıyla tahammül ettim sevgili dostum. Şimdi biz izin verirsen yogamıza geçeceğiz. Sen eğer sessiz olursan bize katılabilirsin. Tamam mı arkadaşım? Yahu ben senin güzelliğin karşısında cümle kuramıyorum zaten. Ay ya. Susar mısın artık? Tabii. Evet arkadaş. Sen iste, sessizlik yemini etsin ağzım. Mühürlensin dudaklarım. Ya bir susar mısın arkadaşım? Çetin sus. Sus arkadaşım. Tamam. Evet kızlar. Çetin yokmuş gibi davranıyoruz. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Hepimiz konsantreyiz, enerjimiz yakaladı ve güneşe tamam, selam vereceğiz. Tamam. Şimdi güneşe selam vermek için ilk pozisyonumuzu yapıyoruz ve... Güneş'e selam veriyoruz. Selam. Güneş'e selam veriyorsun Çetin arkadaşım. Bana değil. E benim güneşim sensin. Of! Arkadaşım, neden susmuyorsun ya? He? Neden susmuyorsun? Kızlar ben zamandan çıktım, yapamayacağım. Tamam ya, bırak. Bu zaten gideri var diye tuvalete bile yazar. Bir daha sonra yapalım. Bence yapalım ya, yapalım. Bence kızlar, de yapalım. Hazır mısınız? Evet. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve en çok olmak istediğimiz yeri düşünüyoruz. Çetin sen niye gözünü kapamıyorsun? Yahu ben zaten en çok olmak istediğim yerde... Şimdi de olmak istediğimiz bir hayvanı düşleyelim. Ben bir arayayım. Çiçekten bal almak isteyen sevdalı bir arı. Şimdi derin nefes alıp vereceğiz. Arkadaşım, derin nefes alıp veriyoruz, tamam mı? Tamam. Al, ver. Al, ver. Hocam ben devam edemeyeceğim. Neden? Neden edemiyorsun Çetin? Bu güzellikler nefesimi kesti. Nefesimi kontrol edemiyorum. Bana bak, sen nefesin değil, nefsini kontrol edin. Vallahi yakarım seni bu kömürle. Hakikaten artık yeter ya. Ya siz daha burada ne yapıyorsunuz? Ben size burada ihbar var demeyeyim mi? Ne dedim? Ayı gelebilir, affedersin, kafanızı alabilir. Ya bak, uyuşturucu tüfeğimle geldim. Ormancı amca, ormancı amca. Senelerdir gezersin ormanları, doğayı. Hiç bu kadar güzel seken ceylanlar gördün? Bu benim kafamı karıştırıyor. Sen ne diyorsun? Nerede ceylan? Ya ceylan diye bizi kastediyor amca. Bizi. He! Ya bizi diyor ceylan. Bu bir tek beni anlamıyor ya. He! Lan ben senin niyetini anladım. Onlar ceylan, sen de sırtlansın. Aha bana da mecaz yaptırdın. Ha? Ormancı amca bak sen de çok sinirlisin değil mi? Yeteri kadar. Bir tane sıksana şunun alnına. Hadi kurtulalım, kurban olayım. Biraz bayılsın, bir süre rahat. Bir dakika, bir dakika kızlar. Ne? Bayıltıcı tüfeğe gerek yok. Çünkü ben zaten size bayılıyorum. Allah aşkına. Hakikaten. Valla bu yüzünü yaşa. Bir dakika, bir dakika. Ben gitmesini de bilirim. Tamam. Ha, çok sevindim. Yalnız siz de şunu bilin ki... ...eğer dünyanın 7 harikası varsa... ...bunlardan 3 tanesi bugün benim yanımdaydı. Ayı gibi severdim sizi. İşte ayı gibi yazarsan kızlar kaçabilir. Ayı, ayı. Ormancı amca sen de mi ya? La çekil. İndir şu tüfeği. Oğlum çekil seni. Ormancı amca. Oğlum tehlif et. Allah belanı verebilir. Ayı. Hiç bozulmamışsın. Çok doğal.
Çok içten, çok samimisin. Şimdi de seni merak ettim ayı. Sen ne yer, ne içer, neler yaparsın? Seni tanımak istiyorum ayı. Gel buraya, gel. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılır.